Merhaba, Revirsi Karavan, Mehmet Sait Arslan. Yaklaşık bir haftadır buradayız. Fuar katılımı gerçekten çok fazla, ilgi çok büyük. Havanın kapalı ve yağışlı olmasına rağmen çok büyük ilgi vardı. Bu bizi çok şaşırttı gerçekten. Yağmurlu havada, açık havada bir fuar yapıyoruz. Hava yağmurluydu. Daha bizler standlarımızı açmadan insanlar ziyarete gelmişlerdi. Çok güzel bir katılım oldu. Çok mutluyuz, çok memnunuz. Bundan sonraki yıllarda da inşallah daha da her sene artarak daha güzel olacağına inanıyoruz. Evet, Faruk Karakuzu, Dreamhouse Kocaeli firmasıyız. İkinci katılışımız buraya Çorlu'ya. İlkinden çok memnunduk, ikincisinden daha çok memnunuz. Seneye inşallah yine beraberiz. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ettim. Merhaba, ben Korhan Şimşek, Rovins Karavan'ın sahibiyim. Çorlu Fuarı oldukça verimli geçti bizim için. Çok mutluyuz. Çorlu halkına da çok sevdik, çok beğendik. Çok değerli insanlar. Çok teşekkür ederiz. Olumsuz şey yok var abi. Peki, teşekkür ederim. Olumsuz yok. Teşekkür ederim, sağ olun. Yani buraları söylemeyelim. Söyleyelim, hepsi söyleyelim buralar derken. Tavsiye olarak renkli fuarcılığa yaya yolları için bir halı rica ediyoruz. Bir de standların aralarına mutlaka separatör olması lazım. Bir ayırıcı olması lazım ki her marka kendini rahatça gösterebilsin diye. İyisini kötüsünü anlatacağım. Hepsini. Bilginiz olsun. Evet. Tamam. Nasıl görünüyorum bilmiyorum çok ama. Güzel, 10 numara. Merhabalar. İlker Kayral'dan, Shantigo Karavan'dan. Herkese selamlar olsun. Bu yılki fuardan iyisiyle kötüsüyle bir deneyim sahibi olduk. Keyifliydi tabii çoğunluk olarak bakıldığında. İyi taraflarından bahsetmek istersem eğer potansiyel olarak Çorlu'da gelecek birçok insan vardı, karavana meraklı insanlar vardı. Bu konuda gerçekten iyiydim. Yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım. Eksik olarak da yine renkli fuarcılık adı altında çok teşekkür ediyoruz. Kendileri bize sonuçta böyle bir alan tahsis ettiler. Öncelik olarak çok kalabalık kişilerin gelmesine rağmen tuvalet konusunda gerçekten eksikler vardı bence. Çünkü tek tuvalet var, kadın ve erkek ve çok fazla insan geliyor. Onun haricinde düzen konusunda çok nizami bir düzen olmadığı için, karman çorman bir sistem gerçekleştirdiği için düzen konusunda biraz eksi durumda olduğunu söyleyebilirim. Peki de tavsiye olarak da düzen konusunda yine firmalara sorarak belli başlı bir sistematik, yine kullanıcıların, misafirlerin geleceği bir alan da yaratılabilir. Çöp kutusu mesela, çöp konusunda bizler tabii sizlerden destek aldık, sağ olun ama saat başı yine gelip böyle kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar çok fazla her yere çöp atabiliyorlar. Bunu da düzenlenebileceğini düşünüyorum. Onun haricinde gayet iyiydi, verimli. Bu arada çalışma saatleri 10-10 olarak belirtilmiş ama yine bu konuda da hafta içi özellikle çok fazla kuru boşluk olmuştu. Yine bir tavsiyedir. Saat 11 ile 7 arasında tamamen bu saatler üzerinde fokuslaşırsak verimli olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhabalar, Hakan Yıldırım ben, Çorlu firmasıyım. Aksiyon Karavan firmasının sahibiyim. Fuarımız gayet güzel geçiyor. Bugün son günü. Herkesi fuarımıza davet ediyoruz. Herhangi bir olumsuz durumumuz olmadı. Gayet güzel geçiyor. Baktığınız zaman da zaten kalabalığı görüyorsunuz. Gayet güzel satışlar da yaptık fuarımızda. Mutlu döneceğiz artık evimize de. Tavsiyeler? Tavsiyeler kesinlikle gelin. Tavsiye şöyle söyleyeyim. Biraz daha fuar alanımızı geç saatlere daha taşıyabilseydik çok çok iyi olurdu. Çünkü katılımcılar o yoğunlukta bile geldiler ama geri dönmek zorunda kaldılar. Bir tavsiyemiz bu. Geri kalan her şey gayet güzeldi. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere, sağ olun. Sibel Çağlayan, Emeksan Karavan. Bugün fuarımızın son günü. Gayet hareketli, yoğun, güzel geçiyor. Necat Üstüner, Çorlu Karavan. Çorlu Karavan Fuarı beklenenin çok üstünde. Çok değerli ve kaliteli bir katılım var. Fuarın sonunda sanıyorum fuara katılan bütün firmaların bu fuardan bekledikleri, amaçladıkları hedefe ulaşacaklarına inanıyorum. Havaların yağmurlu olması bir şey de değiştirmedi. Katılımı etkilemedi. Buna rağmen Çorlu, Edirne, Çanakkale, işte Kırklareli ve bütün bölge Büyükçekmece'ye kadar insanlarımız geldi. Pazar günü de final günü olmasına rağmen çok güzel bir katılım var. Diliyorum gelecek fuarda çok daha güzel olacaktır. Abi, tavsiyeniz var mı hem fuar firmasına hem de genel manada şu eksikliği şöyle olsa daha iyi olur dediğiniz? Vallahi şunu söyleyeyim, fuar firmasının hemen hemen hiçbir eksiğini görmedim. Çok başarılıydılar.
çöpüydü. İnsanların ihtiyaçlarına yönelik alanlarıydı. Fuara gelen karavancı dostlara ayrılan yerlerdi. Gayet başarılıydı. Özden'e de bu konuda teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsmim Osman Yıldırım. Edirne Keşan'dan fuara katılıyoruz. Mavi Karavan ismiyle bu sene inşallah ilk fuarımız. Bu fuarda çok güzel talepler aldık. Bu alanda kendimizi daha da iyiye taşıyacağız. Yani fuardan çok memnunuz. İnsanların ilgisine çok aşırı yoğun oldu zaten bu fuar. Fuar hakkında eksiksiz personeliyle, ne bileyim yani temizliğiyle gerçekten harika bir fuar oldu. Yani buradaki yöneticilere, işte ne bileyim, fuarı düzenleyen arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten çok hizmetkarlar. Elektriğinden, suyundan, çöpünden, tuvaletinden her şeyi mükemmeldi. Biz çok memnun kaldık. Açılış kapanış saatleri? Sabah saat 8.30'da bizi açtık. Akşam 9.30-10 gibi de fuarımızı kapattık. Biraz geç oldu diyorlar ama. Yok. Yok yok. Kapanış saatinden memnunuz. Memnunuz tabii canım. İnsanlar zaten işten çıkıp geliyor buraya. Normal. Çok güzel talepler vardı. Çok aşırı yoğun geçti. Peki. Diğer fuarda da görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Bağımsız gazeteci olarak yayınlayacağım. Hazırız. Evet. Ultra Karavan firma yetkilisi Adnan Atlı ben. Çorlu Karavan Fuarı'ndayız. Bugün fuarın son günü. Oldukça renkli bir fuar oldu bizim için. Yoğun bir katılım vardı. Aslında fuar yerine buna bir etkinlik, bir karavancılar buluşması, karavan buluşması da denilebilir. Çünkü fuarlarda genel alışkın olduğumuz bilet satışı olduğundan dolayı farklı bir kitleyle karşı karşıya kalıyoruz. Burada genel olarak tüm halka hitap eden bir etkinlik oldu bu. Güzel sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim herkese. Tekrar buluşmak üzere. Eray Akbaş, Serüven Karavan'dan katılıyoruz. Fuarımızın son günündeyiz. Çok kalabalık. Bu hafta çok güzel bir verim aldık. Geçen sene de aynı şekilde verimliydi. Bu sene daha da iyi gördük burayı. İnşallah önümüzdeki sene daha da üstüne katıp bir şeyler olacağını düşünüyoruz. Daha da kaliteli bir karavanlarla katacağız inşallah. Çok verimli geçti. Çok teşekkür ederiz fuarı düzenleyen insanlara. Olumsuz hiçbir etki yok. Gayet iyi. İnsanlarımız gayet mütevazi. Müşterilerimiz gayet iyiler. Çok memnun kaldık. Seneye inşallah tekrar geleceğiz. Görüşmek dileğiyle inşallah. Merhabalar. Pegasus Karavan. İlker Şimşek. Fuarımız iyi gidiyor. Yani fuarımızdan memnunuz. Sadece birazcık akşamları bir müzikal bir çalışma oluyor. Herhalde geç saatlere kadar. Biraz onlar rahatsız etti bizi. Bir de fuarımızın belli bir saati olursa çok daha güzel olur. Genel anlamda fuarımızdan memnunuz. Yani ilgi bayağı var. Bundan dolayı da memnunuz yani. Teşekkür ediyorum. Merhabalar. Nuri Hakan İmer ben. Artol Otomotiv, Artol Karavan. Pazarlama sorumlusuyum. İlk kez katıldığımız Çorlu Fuarı, ikincisi yapılan Çorlu Kamp Karavan Fuarı'nda biz ilk kez katıldık. Kendi açımdan görüş ve düşüncelerim, ben çok memnun kaldım. İlgi alaka çok yüksekti. Açık havada olması, bizim ilk kez katıldığımız bir fuar modeliydi. Bir panayır havasında geçmesi ayrıyetten bizi mutlu etti. Hava 2-3 gün yağmurluydu ama onun da telafisini güneşli günlerde yaptık. Hatta biraz renk bile aldık, öyle diyeyim size. Güzeldi, katılım gayet yoğun. Ücretsiz girilmesi, avantajı dezavantajı tartışılır. Ben ürünümü göstermek için insanların merakını gidermesi açısından kendi adıma güzel buldum. Vatandaşlara konu hakkında olabildiğince bilgi vermeye çalışıyoruz. Keyifliydi. İnşallah seneye tekrar burada bulunmak isteriz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Murat Serin, Geocamper Karavan, Çerkezköy. İki senedir fuardayız. Fuar güzel, renkli, katılımcı olarak iyi tanıtılmış. Bu anlamda memnunuz. Sadece çok ufak bir şikayetimiz var. Lütfen bir sonraki fuarda en azından 20 TL olsun bir giriş ücreti verin. Sadece çocuklarını Luna Park'a eğlenmeye getirmiş gibi milyonluk karavanların içerisine insanlar çocuklarını sokup bütün oradaki elektronik aletleri deforme etmesinler. Biraz daha ciddi, biraz daha bu işe saygı duyan ve çocuklarına hakim olabilen aileler gelsinler, ilgilenen insanlar gelsinler. Çünkü şöyle bir zorluğu oluyor sadece. Bu insanlar geldikleri zaman da gerçekten bu karavanı görmek için Çanakkale'den, Tekirdağ'dan, Edirne'den, Kırklareli'den gelmiş olan insanlar bu yoğunluk içerisinde
yeteri kadar değer görmüyorlar, yeteri kadar ilgilenilemiyor ve böyle bir zorluk yaşıyoruz. Naçizane tavsiyemiz bu, sadece bu fuarla ilgili. Onun dışında gerçekten çok memnunuz. Bundan sonraki senelerdeki olan organizasyonları da canı gönülden desteklemeye devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Merhaba, Mumu Karavan'dan Güray ben. Çorlu Fuarı'ndayız. Katılım oldukça yüksek. Belki 19 Mayıs'ında araya girmesi nedeniyle, tatil olması sebebiyle katılım oldukça yüksek. Ama hani stand önlerine insanlar çok fazla yığılıyorlar. Hani bakıp bakıp çıkmaları gerekiyor bence. Karavan alanındaki katılımcılarda da bu sene sanki biraz daha azalma olduğunu ben hissediyorum. Bunun sebebinin ne olduğunu bilmiyorum ama sanki belki hani bu ülkedeki ekonomik kriz farklı sebeplerden dolayı da bu katılımcıların eksik olması insanları da etkiliyor. Şu an memnunuz. Satışlar iyi. Biz biraz daha kaliteliyiz. Her şeyin en iyisini kullanmaya çalışıyoruz ve kullanıyoruz da zaten. Fuara bir tavsiyeniz var mı? Fuar firmasına. Bir kere hani biz memnunuz ama hani bizim gelen müşterilerimiz tuvalet konusunda biraz sıkıntı yaşıyorlar. Tuvaletlerin biraz sağlıksız olduğunu, sağlıksız koşullarda olduğunu söylüyorlar. Çok basit olduğunu söylüyorlar. Bir de yemek konusunda biraz daha geniş çaplı yemek şirketlerini de düşünebilirler diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar, ben Karavan Keşif'ten Abdülaziz Ateş. Firma yetkilisiyiz. Çorlu Fuarı gayet güzel geçiyor. Bütün katılımcılar, ziyaretçiler, herkes çok memnun. Biz de gayet memnunuz. Tüm katılımcı gelmek isteyenleri bekleriz. Bu sene gelemeyenleri de izlemelerini tavsiye ediyoruz özellikle. Herkesi buraya, bu sene gelemeyen izleyenleri daha sonra da yine bekliyoruz. Şikayetleriniz ya da tavsiyeleriniz fuar firmasına, seneye şu da olsun dediğiniz bir şey var mı? Fuarda her şey gayet güzel gidiyor. Gelen ziyaretçiler de her şeyden memnun. Gayet güzel gidiyor. Bir problem yok. Gayet memnunuz. Kasa memnun mu? Kasa, firmanın kasası da memnun mu? Reyhan Şarman, Troy Karavan. Bizim için güzel bir organizasyon oldu. Evet, güzel organizasyon oldu ama biraz eksiklerimiz vardı. Çöp toplanması, tuvaletlerin yetersizliği... Ve biraz daha biz yönetimden ilgi ve alaka bekledik açıkçası. Yoksa genel anlamda Çorlu halkından ve civardaki şehirlerden gelen müşterilerimizle, misafirlerimizle çok güzel bir fuar yaşadık. Bundan sonraki fuarlarda da tekrar birlikte olmak dileğiyle diliyorum. Tavsiyeleriniz nedir? Yani önümüzdeki fuarlarda fuar şirketine ne gibi tavsiyeler? Şöyle, bence hava dolayısıyla biraz sıkıntı yaşandı. Bu sebeple biraz daha korumalı bir organizasyon düzenlenmeliydi. Yeme içme alanında da yetersiz gördüm ben açıkçası. Küçük küçük minik barlar yapılabilirdi aralarda. O kadar yani, yoksa güzel bir organizasyondu. Teşekkür ediyoruz. Satış yapabildik. Satışımız güzeldi, bereketliydi. Daha da güzel olacak ileriki yıllarda inşallah. Halk bilinçlendikçe. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Memnunuz abi, bir sıkıntı yok, çok şükür yani. Tamam. Yani biz hemşehrilerimize yardımcı oluyoruz, öyle ufak tefek şeylere de takılmıyoruz. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun, teşekkürler. Merhabalar, MXN Karavan'dan Ozan Çağlayan. 53 yıllık bir firmayız. Karavan Remok sektörüne hizmet gösteriyoruz. Bu yıl ikincisi düzenlenen Çorlu'daki karavan fuarına tekrar katılım sağladık. Fuarımız gayet güzel geçti bu yılda, geçen yıl olduğu gibi. Tekrar önümüzdeki yılda gerçekleşmesini diliyoruz. Gayet memnunuz. Tavsiyeleriniz bir dahaki sene şu da olsun dediğiniz. Yani pek de açıkçası bu da olsun dediğim bir şey yok. Yani olması gerektiği gibi geçiyor aslında fuar. Sadece insanlarımızı biraz daha karavan konusunda bilinçlendirmemiz ve fikir sahibi yapmamız gerekiyor. Çünkü pandemi ve depremle birlikte bu sektöre yoğun bir talep var. Ve bilinçli karavancılar ve kampçılar piyasaya yetiştirebilirsek daha sağlıklı bir sektör haline gelecektir ve kültür oluşacaktır diye düşünüyorum.
Ziyaretçiler zaman zaman bir yoğunluk yaşandı, bu konuda bir sıkıntı yaşadınız mı? Tabii zaman zaman yoğunluklar yaşadık ve tüm misafirlerimize ilgi gösteremedik yeteri kadar. Ama tabii malum yetişemiyoruz, 3 kişiyiz. Ondan dolayı hepsinden özür diliyoruz. Mesai bir şey, açılış kapanış saatleri birazcık sıkıntı dedi bazı arkadaşlar. Bu konuda valla açıkçası bizim için uygun. Yani sabah 10, akşam 10. Çünkü insanlar 6 gibi işten çıkıyorlar. Evlerine gidip yemeklerini yiyorlar vesaire. Ayrıca 10'a kadar da kendilerine bir fırsat kalıyor açıkçası hafta içi konusunda. Sadece hafta sonu olarak değerlendirmemek gerekir bunu. Hafta içi de ziyaretçi katılımı için bence saat gayet uygun. Evet, teşekkür ederim. İyi günler. Merhaba, Os Karavan Serdar. Çorlu firmasıyız. Çorlu'da karavan üretiyoruz. Çorlu fuarı bizim için çok kıymetli bir fuar. Çünkü elinde mal, ürün olan kim gelirse burada rahatlıkla satabiliyor. Satacak ileriye sipariş alabiliyor. Çok kıymetli bir fuar. Tam sezon başlangıcı olduğu için İnsanlar kararlarını vermiş oluyorlar. Üreticilerin burada olması gereken bir fuar. Genel anlamda söyleyebileceklerim bunlar. Fuar firmasına tavsiyeniz var mı? Seneye şöyle olursa daha iyi olur dediğiniz. Fuar firması bence elinden geleni her şeyi yapıyor. Ufak tefek sıkıntılar var mı? Oluyor mu? Oluyor. Her fuarda olduğu gibi oluyor. Ama genel anlamda fuar firması tüm firmalara çok yardımcı oluyor. Elinden gelen her desteği sağlıyor. En azından sürekli kontak halinde olabiliyoruz. Ve çok kısa sürelerde, bir dakikada, iki dakikada sıkıntılar varsa da onlar çözülüyor. Onun için fuar firması hakkında söyleyebileceğim tek şey ufak tefek düzenlemeler gerekiyor. Onları da zaten kendileriyle konuşuyoruz. Önümüzdeki yıl o eksikler de giderilecek. Bence önümüzdeki yıl Türkiye'deki karavan üreticilerinin tümünün olması gerektiği bir fuar. Bence öyle bir fuar. Ben teşekkür ederim. Evet, videonun sonunda ben de kısaca yorum yapayım. Gördüğünüz gibi fuara katılım sağlayan tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bu yıl ikincisi de tamamlanmış oldu. Artık fuarın son günü, son saatler. Hatta yavaş yavaş firmalar da standlarını toplamaya başladılar. Firma katılımcılarının işte gördüğünüz gibi maalesef kimisi özellikle bu fuarın açılış kapanış saatlerinde bir ortak karar yok. Yani kimisi 10'a kadar devam etsin, 12'ye kadar devam etsin diyen bile var. İşte kimisi 6'da bitsin diyor, kimisi 7'de bitsin diyor. Katılımcı ziyaretçi sayısının kimisi çok olmasından şikayetçi, kimisi de az olmasından şikayetçi. Yani sonuç itibariyle hizmet sektöründe herkesi memnun etmek maalesef kolay değil. Herkesin bakış açısı farklı. Ama şu bir gerçek, Trakya halkı, bu coğrafya, bu sektör, karavan sektörü bu tür fuarlara, tanıtımlara daha çok yeni, çok aç, onu söyleyebilirim. Bir şekilde herkes fuarlara gelmek istiyor, karavan almak istiyor. Ama tabii bu da bir nevi maliyetle doğru orantılı. Şunu belirteyim, onun haricinde tabii ki eksiklik olarak herkesin bazı ortak noktaları var. Mesela çok geniş bir alan olmasına rağmen işte toplam fuar alanının yarısı bile, o bir sıkışıklık vardı. Yani aslında daha da yayılabilirdi. O çok doğru, o eleştiriye ben de katılıyorum. Seneye inşallah düzeltilecek. Daha geniş alan olarak, yani adalar arası ayrılacak, bu kadar iç içe sokmaya gerek yoktu. O doğru bir eleştiri. Çöp kovalarıyla ilgili fuarcılık firması her saat ekibini, elemanlarını gönderdi. Bir kısmı çöp kovasına gerek yok derken bir kısmı da çöp kovası istiyordu. Haklı. Bence de böyle hiç olmazsa 4-5 standta bir çöp kovası konabilir. Onun haricinde tuvaletlerin yetersizliğine katılmıyorum. Çünkü neden? Belirli saatlerde bir aşırı yoğunluk oluyor. İşte bazı saatlerde bilmiyorum ama herhalde anlık böyle neredeyse 20 bin kişi aynı anda geldi. Ya da belirli bir saat içinde 20 bin kişi geldi. Bazı işte bazı günler 6-7 bin kişi gelirken bazı günler bilmiyorum ama herhalde 30 bin, 40 bin kişi ziyaretçi geldi bir günde. Ağırlıkla bunlar kazasız belasız bir fuarda atlatıldı.
Ama satışlar iyiydi, onu söyleyebilirim. Hem birebir görüşmelerimizde hem de yayında söylediler. Tabii belki çok üst versiyon, hani değeri 2 milyonun üzerindeki karavanlardan ziyade çekme karavanlar daha fazla satıldı. Bazı firmalar 15, bazı firmalar 10, 7, ne bileyim hemen hemen fuara katılıp da ürün satamadım diyen çok nadirdi. Onlar da sipariş aldıklarını, sözleşme yaptıklarını, hatta birçok arkadaş da bu bir tanıtımdır, satışlar daha sonra olur dediler. Neyse, yani uzun lafın kısası 2023 yılındaki karavan fuarında tamamlamış olduk. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu yayınları paylaşırsanız tabii ki karavan severleri bilgilendirmiş olursunuz. Beni bu fuarda izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlara açığız. Her türlü yorumu yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın.